İşte seni ağız tadıyla Kızıltamı'ya yollayacağım. Sonra da emiklerini. Hadi haydi. Karatekin'i Boran'ın peşinden gideceğiz. Haydi. Selahattin. Çabuk yakalayıp gebertin şunları. Oradalar. Yakalayın. Elisa. Biz Karatekin'i Boran'ların peşinden gidip altındaki oyunu öğreneceğiz. Çabuk. Berat Yavru peşimizde. Eğer ki bizi yakalarsa Karatekin'i vurduğumuz ortaya çıkacak. Burada ayrılıp biz de atacağız. Haydi. Selahattin de adamlarımızı aşarsa Karatekin'i vuranların peşinden gidecektir. Onlardan önce bulup öğrenmeliyiz bunun altındaki oyunu. Siz ikiniz çabuk diğer askerleri bulun. Herkes ormana dağılsın. Karatekin'i öldüreni bulmadan dönmek yok. Çabuk! Emredersiniz. Emredersiniz.
Karatekin'i hemen obasına götürün. Ben de Karatekin'i vuran hainin peşinden gideceğim. Beyler, kurtuldunuz çok şükür. Senin ne işin vardır burada? Beyleri kurtarmak için tertip kurduk. Onların peşindeydik. Sizin kuracağınız tertipten ne ola ki? Neyse ki biz yetiştik de beyleri düşmanın çemberinden söküp aldık. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden az kalsın beyler can verecekti. Melik Aslan Şah haklıdır. O yetişti bize. Ender vaktimizde sizi yanımızda göremedik. Etmeyin beyler. Karatekin delilik etmese biz kurtarmıştık sizi zaten. Karatekin nerededir? O niye yok? Başka yöne gitmişti. Onu da bulsak iyi olur Melik Arslan Şah. Zira bize çok faydası dokunuyor. Merak eylemeyin. Askerlerimi bulmaya gönderdim. Muhakkak da Karatekin'i bulacaklar. Evvela biz Gazze'ye varacağız. Size bunu yapan Haçlılardan ve dar vakitte yarı yolda koyanlardan hesabını soracağız. O yüzden çekil önümüzden. Hadi beyler. Ya. Hadi. Hadi. Karatekin'i bulasın. Hadi. Bizimkiler Gazze'yi almaya çalışırken Aslan Şah yetişirse bütün tertibat mahvolur. Tez Emir Selahattin'e haber etmemiz lazım. Haydi. Hadi. Aslan Şah'ın bütün askerlerini esir alın. Bunlara dair ne varsa hepsini yok edin. Direnme, direnme. Hadi. Hain! Seni adam sayıp yanına aldı Aslan Şah. Meğer onu sırtından vurmak için yamanmışsın. Kalleşliği yapan Aslan Şah'ın kendisiydi. Biz de ona anladığı dilden karşılık verdik hepsine. Aslan Şah bunu yanınıza bırakmaz. Beni esir alarak mı onu durduracaksınız? Gerekirse onun için ben canımı veririm. Fuaşa. Bize kadınlar üzerinden iş yapmak yaraşmaz. Zaten askerlerine esir almışız. Salalım da mertliği bize sadakası olsun. Doğru dersin Asıl. Var git. O Aslan Şah'a Gazze'yi geri aldığımızı söyle. Eğer buraya gelmeye kalkarsa bütün askerlerini öldürürüm. Kendisi de bu kanda boğulur. Haydi! Orada! Dur kaçma! Dur! Ben kör olsun gavurlar. Bütün askerlerimiz de harekete geçti. O herif bu ormandan çıkamayacak. Haydi Yiğit ver. Ben arkadan evvel bulacağız o kalleşi. Gel. Hadi. Ya. Hadi. Ya. Ho! İşte Karatekin'imizi bulması için gönderdiğim aslanlardan biri. Buldun mu Karatekin'imizi? Bulduk Melik'im. Hem kurtaracaktık ki Bernat'ta adamları geldi. Karatekin'i öldürdüler. Nasıl olur bu?
Karatekin 9 canlıdır. Kolay kolay can teslim etmez o. Emin misin Karatekin'in öldüğünü aslanım? Eminim Melik. Gözlerimle gördüm. İki ok yedi ve uçuruma düştü. Karatekin bizim için canını ortaya serdi. Onun intikamını almak boynumuzun borcudur. Yiğidimizin kanını yerde kovmak erle sığmaz. Hele sabredin beyler. Bir gazeye varalım. Bernard'dan yiğidimizin intikamını alacağız. Aferin aslanım. Karatekin öldürdüğünüze göre böyle obası da elimize geçecektir. Gökçen buna bayılacak. Şimdi Temur'a haber gönder. Derhal Gazze'ye gelsin. Hadi. Temur yok Melik. Ne demek yok? Bizi yakalamak için peşimize düşmüşler. Temur'la yollara ayırdık. Ondan öyle haber yok. Temur yakalanırsa oyunumuz açığa çıkar. Bütün tertimiz de mahvolur. Yanına birkaç asker al. Temur'u da bulmadan geri dön. Haydi. Karatekin buraya düşmüştü. Nerede bu? Yerde kan izleri var ama kendisi yok. Bizleri mi götürdü? Kim alıp götürecek? Bizden başka gören olmadı uçurumdan düştüğünü. Etrafa dağılıp bakalım. Haydi. Sen Arslan Şah'ın yeğenisin. Neden vurduktu Karatekin Arslan Şah? Mezur olarsın sen. Biz kimseyi öldürmedik. Neden kaçıyorsun o zaman? Karatekin'i oklayan sizsiniz. Arslan Şah Karatekin'i neden öldürmek istiyor? Niye öldürmüş bunlar Karatekin'i? Arslan Şah'ın büyük bir oyun peşinde olduğu belli. Bunu konuşturunca öğreniriz. Bağlayın şunun elini kolunu. Kudüs'e gidiyoruz hadi.
Beyleri kurtarabildiniz mi? Aslan Şah, beyleri bizden evvel kurtardı. Lakin Karatekin aralarında yoktu. Karatekin'i buldular. Çorumdan düştü. Ah Karatekin ha. Bir rahat durmadın. Canından doldun sonunda. Bernard değildi yapan. Karatekin'in hain dediği yakınımızdan birileri. Mani olacaktık ama başlar engel oldu. Aslan Şah, beylerle beraber gazeye gider. Ben sana onu söyleyecektim. Turan Şah'la atsız gazeye alacaktı. Aslan Şah saldırabilir. Benim hemen mani olmam lazım. Serhat gazilerini uçuruma göndermiştim. Karatekin'i alıp obaya getirsinler diye. Sayıları azdır. Sen onlarla git. Siz de Karatekin'i vuranın izini sürmeye devam edin. Bu işin altında büyük bir oyun var. Ucu bize dokunmadan çözmemiz lazım. Haydi. Ya! Hayrola hatun? Ne işin vardır burada? Zengiler Gazze'yi aldılar. Sen ne dersin hatun? Nasıl oldu bu? Yoksa Nurettin mi saldırdı ordusuyla? Dışarıdan değil, içeriden vurulduk. Meğer Turan Şah bilerek girmiş aramıza. Selahattin'le beraber oyun kurmuşlar. Alçaklar. Görür müsünüz beyler? Biz sizi kurtarmaya çalışırken zengilerin derdi Gazze'ymiş. Sizi içe saydıkları buradan belli. Bizi de sırtımızdan vurmuşlar. Meğer birlik üzerine söyledikleri bütün laflar Gazze içinmiş. Bunların birlik oyunları buraya kadarmış. Şimdi birlik olacağız, onları ezeceğiz. İhanetin bedelini de onlara ödeteceğiz. Gazze'ye gidiyoruz. Gazze yeniden ele geçirilmiş sultanım. Ya beyler? Onlardan hala haber yok. Arslan Şah Gazze'yi aldığımızı öğrenince rahat durmayacaktır sultanım. Tedbir almak icap eder. Ben tedbirimi çoktan aldım. Arslan Şah Gazze'nin gölgesine bile adımını atamayacak. Oh, Gazze'ye bir adım dahi atamazsın gayrı Melik Aslan Şah. Ardından gelen ordunu da al ve geri dön. Gazze'yi benden kalleşçe aldınız. Ben bunun hesabını size sormaz mıyım? Kalleşliği? Başta sen yaptın. Gazze'ye bundan böyle kılıçlarımız bent olmuştur. Bundan gayrı sadece kılıçlar konuşacak. İndirin kılıçları. Tek bir damla kan dökerseniz sizi yaşatmayız. Thank you.
Karategin'i vuran Arslan Şah'ın yeğeni Temur'muş demek. Bernard'ın elinden alıp Emir Selahattin'e götüreceğiz. Haydi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Selahattin adamları her yere pusulanmış. Seni Selahattin'e bıraksam önce konuşturur, sonra öldürür. Hiç merak etme. Kimse alamaz seni benim elimden. Senin üzerinden en büyük oyun kuracağım. Biz beyleri kurtarırken sen gazze derdine düşmüşsün. Bir de beni yıldıracağınızı mı sanıyorsunuz? Biz de beyleri kurtarma derdindeydik. Bizden evvel kurtarmış olman bir şey değiştirmez. Madem beyleri kurtarma derdindeydiniz, neredeydiniz o vakit? Karategin'i kurtaracaktım, onun peşindeydim. Ama Karategin ölmüş. Ben bunca beyleri kurtarma derdindeyken siz Karategin'i bile kurtaramadınız. Beceriksizliğinizle üste mi çıkmaya çalışırsınız? Birlik nutuklarınıza inandık ama işiniz bitince bizi yalnız bıraktınız. Doğru zamanda sizden bize uzanan bir el göremedik. Melik Arslan Şah da doğru söyler. Bir Karategin'i bile kurtaramamışsın. Karategin'i Bernard değil başkaları vurdu. Kim olduklarını da er geç aşikar edeceğim. Kardeşiyle bir olup bize kalleşlik yapan bu adamı daha fazla konuşturacak mısın bey? Biz kan dökülsün istemeyiz. Lakin Gazze'ye saldıracak olursanız canınızı almaktan da çekinmeyiz. Bırak Melik Arslan Şah. Onlar Gazze'yi aldılar ama bizi kaybettiler. Aslanın pençesinin inini söküp aldık diye sevinmeyin. Pençesi bir kat daha bileylendi. Aslanın pençesini size öyle bir indireceğim ki yerle yeksan olacaksınız. Gazze Arslan Şah'tan geri alınmış abla. Gazze alındıysa beyler ve Karategin'i de kurtarmışlardır. Vallahi ağabeyimden hala haber yok. Bu nasıl iştir? Gazze'yi alırlar ama Karategin yok. Bu vaziyet beni işkillendirdi. Eğer bu sefer de Karategin dönmezse Sultan Nurettin'e bırakmam, kendim gerekeni yaparım. Anlat. Neden öldürdünüz Karategin'i? Benim sana anlatacak bir şeyim yok. Öyle mi? Öyle. Belki bu konuşmana yardımcı olur. Ah!
Anlat. Ben bir şey bilmiyorum. Arslan Şah Karatekin'i neden öldürdü? Ben bir şey bilmiyorum. Madem anlatacak bir şeyin yok, o zaman o dil sana fazlalık. Açın şunun ağzını. Tamam, dur tamam. Tamam. Anlaşacağım. Gazze'yi bıraktık. Bıraktık ama şimdi nereye gideceğiz? Bernard'dan intikam almadan yurtlarımıza da geri dönmeyiz. Biz kendi başımızın çaresine bakarız Arslan Şah. Bundan gayrı hep biriz beyler. Anca beraber kanca beraber. Merak eylemeyin. Böyle obasına gideceğiz. Oraya yerleşeceğiz. Ve hep beraber intikamımızı alacağız. Ve haydi, hazırlanma vaktidir. Bey. Böyle obasına nasıl gideceğiz? Nurettin tehdit etti. İsmet Hatun orada. Hatun, biz boşuna mı öldürdük Karatekin'i? Börüler şimdi Karatekin'i kurtaramayan zengilere köperecekler. Ve hepsi bizim yanımızda duracak. Bırak onlar Gazze'yle buna dursun. Biz börülerle beyleri arkamıza alıp yumruk olacağız. Ve daha sonra o yumruğu zengilerin tepesine vurup yerle bir edeceğiz. Allah'ın yardımı ve bileğinizin gücüyle Gazze yeniden bizim oldu. Kılıcınızla zeval gelmesin. Sultan Nurettin olanlardan haberdardır. Gazze şahnesi olarak vazifene devam edeceksin yeğenim. Gazze'de nizam ve emniyet sağlanana kadar Turan Şah'ın yanında kalasın. Emin olabilirim. Aslan Şah çekildi. Ama rahat duracak bir adam değil o. Hele ki ona ettiğimiz bu oyundan sonra bize karşı iyice bilenecektir. Biz birlik için onca çabalamışken Arslan Şah beyleri arkasına aldı. Düşman dururken şimdi bizim üstümüze yürüyecekler. Gayrı biz yapacağımızı yaptık. Bu mesele bizi aşar. Sultana dayanır. Olan biten her şeyi sultanla anlatacağız. Ona göre tertip alacağız. Karatekin mi o? Aslan Şah. Albus, atları topla. Feyakuz'da kalın. Hey! Gazze'yi işgal ettikten sonra ne cüretle buraya gelirsiniz? Bilmez misiniz ki bu toprakların bir karışı dahi size haramdır? Öz yurdumu haram etmek senin haddini aşar. Gazze'den sepetlendikten sonra mı ana yurdun oldu? Varın gidin kendi ininize. Gazze'yi kalleş çaldılar elimizden. Ama o kalleşlerin yapamadığını biz yaptık. Beyleri Haçlıların elinden kurtardık. Karatekin nerededir? Karatekin nerededir dedim. Thank you.
Karatekin öldü. Buldunuz mu Karatekin'in aşını? Düştü yere baktık ama yok. Kan izleri var sadece. Etrafa da baktık bulamadık. Allah Allah, nerede bu cansız herif? Yukarıda bazı izlere rastladık. Karatekin'e dair olabilir bu izler. Takip edeceğiz, haydi. Yürü. İnanmam. Yalan söylersin. Karatekin ölmedi. Öldüğüne en yakın şahit Selahattin. İnanmazsan gider ona sorarsın. Ey börüler! Ey benim bahtsız obam! Zengiler verdikleri söze rağmen beyleri kurtaramadı. Ama Melik Aslan Şah kafirin elinden sağ salim aldı. Onların tek derdi Gazze'ydi. Karatekin de onların sorumsuzlukları yüzünden öldü. Biz bunca beyi kurtarırken Selahattin bir Karatekin'i kurtaramadı. Sorarım size, bir beyinizi bile kurtaramayan bu zengilerin yanında durmak mı evlattır, yoksa bizim yanımızda mı? Melik Aslan Şah haklı. Güya Sultan Nurettin kısmımızdı ama verdiği sözü tutamadı. Karatekin Bey onlar yüzünden öldü. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru da. Doğru da. Onlar yüzünden öldü. Doğru da. Aslan Şah haklı. Doğru da. Doğru da. Onlar yüzünden öldü. Sükut edin. Daha Karatekin'in ölüsü dahi yoktur ortada. Ölüsünü görmeden inanmam. Vurulup uçurumdan düşmüş. Selahattin de görmüş bunu. Biz de isterdik yiğit Karatekin yaşasın. Ama öldü. Gayrı umudu kesin. Gayrı obalılar da bizim arkamızdadır. Bundan böyle bu obada bizim hükmümüz yürüyecek. Yiyeceklerimi iyi belli. Sizi Nurettin bile kurtaramayacak. Hizmet at. Ağabeyimin cenaze hazırlıkları için başlayalım mı abla? Ortada cenaze mi var ki hazırlık olsun? Albız! Atları topla. Karatekin'i bulun, buraya getirin. Ölüsünü görmeden yasını tutmam. Biz de o vakit aramaya gidelim abla. Biz gitmeyeceğiz. Bu aslan görünümlü sırtlana bu obayı bırakmayacağız. Herkes işinin başına. Hadi! Ah Karatekin ah. Bu deliliklerinin bir gün canına sebep olacağı belliydi. Karatekin kendini vuran kişiye hain dedi sultan. Bunun altında büyük bir oyun vardır. Serhat gazilerin vuran kişinin peşindedir. O beylere de yazıklar olsun.
Biz onlar için nice gayretler sarf edelim. Onlar Arslan Şah'ın safına geçsin. Arslan Şah onları arkasına alıp büyük bir hamleye kalkışacaktır. Gel. Sultanım, Melik Arslan Şah beylerle beraber böyle basına gitmiş. Bak, görür müsün? Ben ona topraklarımı terk et dedim. O gitmiş obaya. Arslan Şah'ın hamlesi belli oldu sultanım. Obayı zapt edip beylerle birlikte üzerimize yürüyecek. Gayrı Arslan Şah'ın hesabını kökten halletmenin vakti geldi. İmat, tez askerleri hazırla. Obaya gidiyoruz. Emredersiniz sultan. Sultan, ben de Karatekin'i vuran kişinin meselesiyle alakadar olacağım. Bunun altındaki oyun hepimize dokunacaktır muhakkak. Eğer bunu çözersek oyunlarını başlarına yıkarız. Tamam Selahattin. İsmet Hatun'un kardeşi Karategin ölmüş. Ah vah. İyi bir delikanlıydı. Bize de vaktiyle çok yardımı dokunmuştu. Allah rahmet eylesin. Karategin obasının beyiydi. O ölünce İsmet Hatun obasının iplerini bırakmaz gayrı. Sizin de dert ettiğiniz mesele bu mu? Ölenle ölünmez. Elbette ki yaşayanları düşüneceğim. Hem İsmet Hatun nicedir saraya dönmüş olmalıydı. Ben gayrı gitmeliyim. Hem taziyede bulunacağım hem de İsmet Hatun'u alıp getireceğim. Öyle adamın ayaklanıp gidecek hali yok ya. Kim götürmüş, nereye götürmüş bunu? Antep'le? Ne işimiz var burada? Beyimizin ölüsünü almaya gideriz. Beyinizin ölüsü orada değil. Ya nerededir? Biz de onun izini süreriz işte. Siz de arayın. Boşuna gitmeyin oraya. Ormana da alacağız. Arayacağız. Haydi. Bunlar da geldiğine göre Karatekin Bey obasında da görülmemiş. Nasıl bir iştir? Çetin bir iştir. Altında anlamadığımız şeyler olabilir. Siz vaziyeti Emir Selahattin'e haber edin. Biz de izi sürmeye devam edeceğiz. Hadi. Hençenin kudretini gösterince nasıl da gölgesinde toplandılar. Hele biz obayı ele bir geçirelim. O vakit Kudüs'ü fethedene dek yürüyeceğiz hatun. Alem-i İslam'ın en kudretli hükümdarı kimmiş? Herkes görecek. İsmet de çırpınıp durur Karategin gelecek diye ama nafile. O Karategin denilen Hınzır'ın cesedi bir an evvel geleydi iyiydi. İnşallah bir terslik çıkmaz. Her şeyi onun ölümünün üstüne kurduk. Selahattin bile şahit dedin uçurumdan düştüğüne. Çoktan cehennemin dibini boylamıştır o imansız. Gel burada daha dönmedi. Allah vere de yakayı kaptırmaya. Yeter Gayrı Bey. At şu gamın kasveti içinden. Temur ele geçse çoktan haberi gelirdi. Elbet sağ salim gelecek. Beyleri de börüleri de avucumuza almışken gayrı kükremenin vaktidir.
İsmet'le Nurettin yerle yeksan olmalı. Meydan yalnız Aslan'a kalmalı. Hem Gazze'yi alacağım, hem beyleri vermeyeceğim dedin. İkisinden de oldu. Bu ne rahatlık? Hiçbir şey olmamış gibi karşımda duruyorsun. Victoria, bu kadar sinir kendine zarar. Bir şey olmadı zaten. Gazze'yi alacağım. Mülhem öldü. Artık Fatimilerin desteği de yok. Onlarla ittifakı kaybedersek ne olur? Fatimiler muhakkak Mülhem'in intikamını almak isteyeceklerdir. Ayrıca zengilerin daha fazla büyümemesi için bizimle ittifak yapmak zorundalar. Nasıl yapacaksın bunu Bernard? Senin Trablus'tan getirttiğin ordu bile Gazze'yi almaya yetmez. Savaşmadan alacağım zaten Gazze'yi. Karatekin'i Arslan Şah öldürttü. Yeğeni elimde. Bu kozla Arslan Şah'ı Nurettin'in üstüne salacağım. Gazze'yi alacak ve avcuma koyacak. Bugüne kadar herkes satranç tahtasındaki taşlarını öne sürdü. Sıra benim hamlemde. Victoria. Sana bu toprakları terk et demiştim. Önce Gazze'yi kalleşçe işgal ettin. Şimdi de obayı zapt etmeye kalkarsın. Gazze'yi kalleşçe alan sizlersiniz. Ben beyleri kurtarma derdindeyken siz Gazze'yi işgal etme derdindeydiniz. Obayı ben zapt etmedim. Börüler sana değil, bana saygı duydukları için geldim. Karatekin üzerinden beyleri kendi sapına çekmeye çalışırsın. Daha ortada naaşı bile yoktur. Kurt yuvasına akbaba gibi çökemezsin. Karatekin öldü İsmet Hatun. Bu guri inadın hakikati değiştirmeyecek. Bana değil, bunlardan hesap soracaksın. Biz beyleri kurtarırken bunlar Karatekin'i bile kurtaramadı. Onun ölümüne sebep bunlardır. Bu obadan elini çekip topraklarına defolup gideceksin. Yoksa bu toprakları sana mezar ederim. Börüler de, beyler de gayrı arkamdadır. Ne yapacaksın? Onları da mı öldüreceksin? Melik Arslan Şah davasında haklıdır Sultan Nurettin. Ona çekilen kılıç bize de çekilmiş sayılır. Bilesin. Karatekin'i vuran adama dair bir haber geldi mi? Gelmedi emirim. Oğlum, Franşah temize çıkmış. Yine Gazze şahnesi olmuş. Hak yerini buldu ona. İki kardeş omuz omuza verip muvaffak oldunuz. Allah sizi dertte de derman eylesin birbirinize. Amin. Ama beyleri Aslan Şah kurtarmış. Onlar da onun safına geçmiş. Sadece beyler değil, börüler de Arslan Şah'ın tarafına geçti. Börüler niye böyle bir şey yapmış ki? Karatekin'den ötürü. Ne olmuş Karatekin'e? Kurulmuş da. Öldü mü? Henüz bir malumat yok. Birlik daha yeni temin edilmişti. En kısa sürede bir hal çaresi bulunmazsa Arslan Şah'la beyler de bize pek düşman aratmaz. Sultanımız bu meseleyi halledecek.
Ben de Karatekin meselesini çözeceğim. Karatekin'i bilmediğimiz birileri vurdu. Eğer altındaki bu sırrı öğrenirsek bütün düğümler çözülecektir. Haydi. Siz birbiriniz... Güzel kılıç... İşte, işte seni ağız tadıyla Kızıl Tamı'ya yollayacağım. Sonra deniklerini. Hadi haydi. Buraya kadar mı çıkarsın? Karatekin'i Boran'ın peşinden gideceğiz. Haydi. Selahattin. Çabuk yakalayıp gebertin şunları. Oradalar. Yakalayın. Elisa. Biz Karatekin'i Boran'ın peşinden gidip altındaki oyunu öğreneceğiz. Çabuk. Eğer ki bizi yakalarsa Karatekin'i vurduğumuz ortaya çıkacak. Burada ayrılıp biz dağıtacağız. Haydi.
Selahattin de adamlarımızı aşarsa Karategin'i vuranların peşinden gidecektir. Onlardan önce bulup öğrenmeliyiz bunun altındaki oyunu. Siz ikiniz çabuk diğer askerleri bulun. Herkes ormana dağılsın. Karategin'i öldüreni bulmadan dönmek yok. Çabuk! Emredersin, emredersin. Karategin'i hemen obasına götürün. Ben de Karategin'i vuran hainin peşinden gideceğim. Beyler, kurtuldunuz çok şükür. Senin ne işin vardır burada? Beyleri kurtarmak için tertip kurduk. Onların peşindeydik. Sizin kuracağınız tertipten ne ola ki? Neyse ki biz yetiştik de beyleri düşmanın çemberinden söküp aldık. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden az kalsın beyler can verecekti. Melik Aslan Şah haklıdır. O yetişti bize. Ender vaktimizde sizi yanımızda göremedik. Etmeyin beyler. Karategin delilik etmese biz kurtarmıştık sizi zaten. Karategin nerededir? O niye yok? Başka yöne gitmişti. Onu da bulsak iyi olur Melik Arslan Şah. Zira bize çok faydası dokunuyor. Merak eylemeyin. Askerlerimi bulmaya gönderdim. Muhakkak da Karategin'i bulacaklar. Evvela biz Gazze'ye varacağız. Size bunu yapan Haçlılardan ve dar vakitte yarı yolda koyanlardan hesabını soracağız. O yüzden çekil önümüzden. Hadi be. Hadi. Hadi. Karategin'i bulasın. Hadi. Bizimkiler Gazze'yi almaya çalışırken Aslan Şah yetişirse bütün tertibat mahvolur. Tez emir Selahattin'e haber etmemiz lazım. Haydi. Aslan Şah'ın bütün askerlerini esir alın. Bunlara dair ne varsa hepsini yok edin. Direnme, direnme. Hadi, hadi. Hain! Seni adam sayıp yanına aldı Aslan Şah. Meğer onu sırtından vurmak için yamanmışsın. Kalleşliği yapan Aslan Şah'ın kendisiydi. Biz de ona anladığı dilden karşılık verdik hepsine. Aslan Şah bunu yanınıza bırakmaz. Beni esir alarak mı onu durduracaksınız? Gerekirse onun için ben canımı veririm. Fuat Şah. Bize kadınlar üzerinden iş yapmak yaraşmaz. Zaten askerlerine esir almışız. Salalım da mertliği bize sadakası olsun. Doğru dersin Asıl. Var git. O Aslan Şah'a Gazze'yi geri aldığımızı söyle. Eğer buraya gelmeye kalkarsa... Bütün askerlerini öldürürüm.
Kendisi de bu kanda boğulur. Haydi! Orada! Dur kaçma! Dur! Ben kör olsun gavurlar! Bütün askerlerimiz de harekete geçti. O herif bu ormandan çıkamayacak. Haydi itmen. Ben arkadan evvel bulacağız o kaleci. Hadi. Ya. Hadi. Ya. Oh! İşte Karatekin'imizi bulması için gönderdiğim aslanlardan biri. Buldun mu Karatekin'imizi? Bulduk Melik'im. Hem kurtaracaktık ki Bernat'ta adamları geldi. Karatekin'i öldürdüler. Nasıl olur bu? Karatekin 9 canlıdır. Kolay kolay can teslim etmez o. Emin misin Karatekin'in öldüğünü aslanım? Eminim Melik. Gözlerimle gördüm. İki ok yedi ve uçuruma düştü. Karatekin bizim için canını ortaya serdi. Onun intikamını almak boynumuzun borcudur. Yiğidimizin kanını yerde kovmak erle sığmaz. Hele sabredin beyler. Bir gazaya varalım. Bernard'dan yiğidimizin intikamını alacağız. Aferin aslanım. Karatekin'i öldürdüğünüze göre böyle obası da elimize geçecektir. Gökçiçeğim buna bayılacak. Şimdi Temur'a haber gönder. Derhal Gazze'ye gelsin. Hadi. Temur yok Melik. Ne demek yok? Bizi yakalamak için peşimize düşmüşler. Temur'la yolları ayırdık. Ondan öyle haber yok. Temur yakalanırsa oyunumuz açığa çıkar. Bütün tertimiz de mahvolur. Yanına birkaç asker al. Temur'u da bulmadan geri dön. Haydi. Karatekin buraya düşmüştü. Nerede bu? Yerde kan izleri var ama kendisi yok. Bizleri mi götürdü? Kim alıp götürecek? Bizden başka gören olmadı uçurumdan düştüğünü. Etrafa dağılıp bakalım. Haydi. Thank you.
Sen Arslan Aşağı'nın yeğenisin. Neden vurdurttu Karatekin Arslan Aşağı? Mezur olursun sen. Biz kimseyi öldürmedik. Neden kaçıyorsun o zaman? Karatekin'i oklayan sizsiniz. Arslan Şah Karatekin'i neden öldürmek istiyor? Gerizekalı. Niye öldürmüş bunlar Karatekin'i? Arslan Şah'ın büyük bir oyun peşinde olduğu belli. Bunu konuşturunca öğreniriz. Bağlayın şunun elini kolunu. Kudüs'e gidiyoruz hadi. Beyleri kurtarabildiniz mi? Aslan Şah, beyleri bizden evvel kurtardı. Lakin Karatekin aralarında yoktu. Karatekin'i buldular. Çorumdan düştü. Ah oh, Karatekin ha. Bir rahat durmadın. Canından doldu sonunda. Bernard değildi yapan. Karatekin'in hain dediği yakınımızdan birileri. Mani olacaktık ama başlar engel oldu. Aslan Şah, beylerle beraber Gazze'ye gider. Ben sana onu söyleyecektim. Turan Şah'la atsız Gazze'yi alacaktı. Arslan Şah saldırabilir. Benim hemen mani olmam lazım. Serhat gazilerini uçuruma göndermiştim. Karatekin'i alıp obaya getirsinler diye. Sayıları azdır. Sen onlarla git. Siz de Karatekin'i vuranın izini sürmeye devam edin. Bu işin altında büyük bir oyun var. Ucu bize dokunmadan çözmemiz lazım. Haydi. Ya! Hey! Oh! Hayrola hatun? Ne işin vardır burada? Zengiler Gazze'yi aldılar. Sen ne dersin hatun? Nasıl oldu bu? Yoksa Nurettin mi saldırdı ordusuyla? Dışarıdan değil, içeriden vurulduk. Meğer Turan Şah bilerek girmiş aramıza. Selahattin'le beraber oyun kurmuşlar. Alçaklar. Görür müsünüz beyler? Biz sizi kurtarmaya çalışırken zengilerin derdi Gazze'ymiş. Sizi içe saydıkları buradan belli. Bizi de sırtımızdan vurmuşlar. Meğer birlik üzerine söyledikleri bütün laflar Gazze içinmiş. Bunların birlik oyunları buraya kadarmış. Şimdi birlik olacağız. Onları ezeceğiz. İhanetin bedelini de onlara ödeteceğiz. Gazze'ye gidiyoruz. Gazze yeniden ele geçirilmiş sultanım. Ya beyler? Onlardan hala haber yok. Arslan Şah Gazze'yi aldığımızı öğrenince rahat durmayacaktır sultan. Tedbir almak icap eder. Ben tedbirimi çoktan aldım.
Arslan Şah Gazze'nin gölgesine bile adımını atamayacak. Al, Gazze'ye bir adım dahi atamazsın gayrimelik Aslanşah. Ardından gelen ordunu da al ve geri dön. Gazze'yi benden kalleşçe aldınız. Ben bunun hesabını size sormaz mıyım? Kalleşliği? Başta sen yaptın. Gazze'ye bundan böyle kılıçlarımız bent olmuştur. Bundan gayrı sadece kılıçlar konuşacak. İndirin kılıçları. Tek bir damla kan dökerseniz sizi yaşatmayız. Karategin'i vuran Arslan Şah'ın yeğeni Temur'muş demek. Bernard'ın elinden alıp Emir Selahaddin'e götüreceğiz. Haydi. Tam da tahmin ettiğin gibi. Selahattin adamları her yere pusulanmış. Seni Selahattin'e bıraksam önce konuşturur, sonra öldürür. Hiç merak etme. Kimse alamaz seni benim elimden. Senin üzerinden en büyük oyun kuracağım. Biz beyleri kurtarırken sen Gazze derdine düşmüşsün. Bir de beni yıldıracağınızı mı sanıyorsunuz? Biz de beyleri kurtarma derdindeydik. Bizden evvel kurtarmış olman bir şey değiştirmez. Madem beyleri kurtarma derdindeydiniz, neredeydiniz o vakit? Karategin'i kurtaracaktım, onun peşindeydim. Ama Karategin ölmüş. Ben bunca beyleri kurtarma derdindeyken siz Karategin'i bile kurtaramadınız. Beceriksizliğinizle üste mi çıkmaya çalışırsınız? Birlik nutuklarınıza inandık ama işiniz bitince bizi yalnız bıraktınız. Doğru zamanda sizden bize uzanan bir el göremedik. Melik Arslan Şah da doğru söyler. Bir Karategin'i bile kurtaramamışsın. Karategin'i Bernard değil başkaları vurdu. Kim olduklarını da er geç aşikar edeceğim. Kardeşiyle bir olup bize kalleşlik yapan bu adamı daha fazla konuşturacak mısın bey? Biz kan dökülsün istemeyiz. Lakin Gazze'ye saldıracak olursanız canınızı almaktan da çekinmeyiz. Bırak Melik Aslanşah. Onlar Gazze'yi aldılar ama bizi kaybettiler. Aslanın pençesinin inini söküp aldık diye sevinmeyin. Pençesi bir kat daha bileylendi. Aslanın pençesini size öyle bir indireceğim ki yerle yeksan olacaksınız.
Gazze Arslan Şah'tan geri alınmış abla. Gazze alındıysa beyler ve Karategin'i de kurtarmışlardır. Vallahi ağabeyimden hala haber yok. Bu nasıl iştir? Gazze'yi alırlar ama Karategin yok. Bu vaziyet beni işkillendirdi. Eğer bu sefer de Karategin dönmezse Sultan Nurettin'e bırakmam, kendim gerekeni yaparım. Anlat. Neden öldürdünüz Karategin'i? Benim sana anlatacak bir şeyim yok. Öyle mi? Öyle. Belki bu konuşmana yardımcı olur. Anlat. Bir şey bilmiyorum. Arslan Şah Karategin'i neden öldürdü? Ben bir şey bilmiyorum. Madem anlatacak bir şeyin yok, o zaman o dil sana fazlalık. Açın şunun ağzını. Tamam dur. Dur tamam dur. Tamam. Anlatacağım. Tamam. Anlatacağım. Gazze'yi bıraktık. Bıraktık ama şimdi nereye gideceğiz? Bernard'dan intikam almadan yurtlarımıza da geri dönmeyiz. Biz kendi başımızın çaresine bakarız Arslan Şah. Bundan gayrı hep biriz beyler. Anca beraber kanca beraber. Merak eylemeyin. Böyle obasına gideceğiz. Oraya yerleşeceğiz. Ve hep beraber intikamımızı alacağız. De haydi, hazırlanma vaktidir. Bey. Böyle obasına nasıl gideceğiz? Nurettin tehdit etti, İsmet Hatun orada. Hatun, biz boşuna mı öldürdük Karategin'i? Börüler şimdi Karategin'i kurtaramayan zeylilere köperecekler. Ve hepsi bizim yanımızda duracak. Bırak onlar Gazze'yle buna dursun. Biz börülerle beyleri arkamıza alıp yumruk olacağız. Ve daha sonra o yumruğu zengilerin tepesine vurup yerle bir edeceğiz. Allah'ın yardımı ve bileğinizin gücüyle Gazze yeniden bizim oldu. Kılıcınızla zeval gelmesin. Sultan Nurettin olanlardan haberdardır. Gazze şahnesi olarak vazifene devam edeceksin yeğenim. Gazze'de nizam ve emniyet sağlanana kadar Turan Şah'ın yanında kalasın. Emin ol emirim. Aslan Şah çekildi. Ama rahat duracak bir adam değil o. Hele ki ona ettiğimiz bu oyundan sonra bize karşı iyice bilenecektir. Biz birlik için onca çabalamışken Aslan Şah beyleri arkasına aldı. Düşman dururken şimdi bizim üstümüze yürüyecekler. Gayrı biz yapacağımızı yaptık. Bu mesele bizi aşar. Sultana dayanır. Olan biten her şeyi sultana anlatacağız. Ona göre tertip alacağız. Karategin mi o? Aslan Şah. Albas!
atları topla. Feyakuz'da kalın. Hey! Gazze'yi işgal ettikten sonra ne cüretle buraya gelirsiniz? Bilmez misiniz ki bu toprakların bir karışı dahi size haramdır? Öz yurdumu haram etmek senin haddini aşar. Gazze'den sepetlendikten sonra mı ana yurdun oldu? Varın gidin kendi ininize. Gazze'yi kalleş çaldılar elimizden. Ama o kalleşlerin yapamadığını biz yaptık. Beyleri Haçlıların elinden kurtardık. Karatekin. Karatekin nerededir? Karatekin nerededir dedim. Karatekin öldü. Buldunuz mu Karatekin'in aşını? Düştüğü yere baktık ama yok. Kan izleri var sadece. Etrafa da baktık bulamadık. Allah Allah, nerede bu cansız herif? Yukarıda bazı izlere rastladık. Karatekin'e dair olabilir bu izler. Takip edeceğiz, haydi. Yürü. İnanmam. Yalan söylersin. Karatekin ölmedi. Öldüğüne en yakın şahit Selahattin. İnanmazsan gider ona sorarsın. Ey börüler! Ey benim bahtsız obam! Zengiler verdikleri söze rağmen beyleri kurtaramadı. Ama Melik Aslan Şah kafirin elinden sağ salim aldı. Onların tek derdi Gazze'ydi. Karatekin de onların sorumsuzlukları yüzünden öldü. Biz bunca beyi kurtarırken Selahattin bir Karatekin'i kurtaramadı. Sorarım size, bir beyinizi bile kurtaramayan bu zengilerin yanında durmak mı evlattır, yoksa bizim yanımızda mı? Melik Aslan Şah haklı. Güya Sultan Nurettin kısmımızdı. Ama verdiği sözü tutamadı. Karatekin Bey onlar yüzünden öldü. Doğru der. Evet, doğru der. Onlar yüzünden öldü. Doğru der. Yok, Aslan Şah haklı. Doğru der. Doğru der. Sükut edin. Daha Karatekin'in ölüsü dahi yoktur ortada. Ölüsünü görmeden inanmam. Vurulup uçurumdan düşmüş. Selahattin de görmüş mü? Biz de isterdik yiğit Karatekin yaşasın. Ama öldü. Gayrı umudu kesin. Gayrı obalılar da bizim arkamızdadır. Bundan böyle bu obada bizim hükmümüz yürüyecek. Yiyeceklerimi yiyip elde.
Sizi Nurettin bile kurtaramayacak. Hizmet at. Ağabeyimin cenaze hazırlıkları için başlayalım mı abla? Ortada cenaze mi var ki hazırlık olsun? Almaz! Atları topla. Karatekin'i bulun, buraya getirin. Ölüsünü görmeden yasını tutmam. Biz de o vakit aramaya gidelim abla. Biz gitmeyeceğiz. Bu aslan görünümlü sırtlana bu obayı bırakmayacağız. Herkes işinin başına. Hadi! Ah Karatekin ah. Bu deliliklerinin bir gün canına sebep olacağı belliydi. Karatekin kendini vuran kişiye hain dedi sultan. Bunun altında büyük bir oyun vardır. Serhat gazilerin vuran kişinin peşindedir. O beylere de yazıklar olsun. Biz onlar için nice gayretler sarf edelim. Onlar Arslan Şah'ın safına geçsin. Arslan Şah onları arkasına alıp büyük bir hamleye kalkışacaktır. Gel. Sultanım, Melik Arslan Şah beylerle beraber böyle basına gitmiş. Bak, görür müsün? Ben ona topraklarımı terk et dedim. O gitmiş obaya. Arslan Şah'ın hamlesi belli oldu sultanım. Obayı zapt edip beylerle birlikte üzerimize yürüyecek. Gayrı Arslan Şah'ın hesabını kökten halletmenin vakti geldi. İmat, tez askerleri hazırla. Obaya gidiyoruz. Emredersiniz sultan. Sultan, ben de Karatekin'i vuran kişinin meselesiyle alakadar olacağım. Bunun altındaki oyun hepimize dokunacaktır muhakkak. Eğer bunu çözersek oyunlarını başlarına yıkarız. Tamam Selahattin. İsmet Hatun'un kardeşi Karatekin ölmüş. Ah. Ah vah. İyi bir delikanlıydı. Bize de vaktiyle çok yardımı dokunmuştu. Allah rahmet eylesin. Karatekin obasının beyiydi. O ölünce İsmet Hatun obasının iplerini bırakmaz gayrı. Sizin de dert ettiğiniz mesele bu mu? Ölenle ölünmez. Elbette ki yaşayanları düşüneceğim. Hem İsmet Hatun nicedir saraya dönmüş olmalıydı. Ben gayrı gitmeliyim. Hem taziyede bulunacağım hem de İsmet Hatun'u alıp getireceğim. Böyle adamın hayattan gidecek hali yok ya. Kim götürmüş, nereye götürmüş bunu? Antep'le? Ne işimiz var burada? Beyimizin ölüsünü almaya gideriz. Beyinizin ölüsü orada değil. Ya nerededir? Biz de onun izini süreriz işte. Siz de arayın. Boşuna gitmeyin oraya. Ormana da alacağız. Arayacağız. Haydi. Bunlar da geldiğine göre Karatekin veri basında da görülmemiş. Nasıl bir iştir?
Cetin Mijitir. Altında anlamadığımız şeyler olabilir. Siz vaziyeti Emir Selahattin'e haber edin. Biz de izi sürmeye devam edeceğiz. Hadi. Hençenin kudretini gösterince nasıl da gölgesinde toplandılar. Hele biz obayı ele bir geçirelim. O vakit Kudüs'ü fethedene dek yürüyeceğiz hatun. Alem-i İslam'ın en kudretli hükümdarı kimmiş? Herkes görecek. İsmet de çırpınıp durur Karategin gelecek diye ama nafile. O Karategin denilen hınzırın cesedi bir an evvel geleydi iyiydi. İnşallah bir terslik çıkmaz. Her şeyi onun ölümünün üstüne kurduk. Selahattin bile şahit dedin uçurumdan düştüğüne. Çoktan cehennemin dibini boylamıştır o imansız. Gel burada daha dönmedi. Allah vere de yakayı kaptırmaya. Yeter Gayrı Bey. At şu gamın kasveti içinden. Temur ele geçse çoktan haberi gelirdi. Elbet sağ salim gelecek. Beyleri de börüleri de avucumuza almışken Gayrı kükremenin vaktidir. İsmet'le Nurettin yerle yeksan olmalı. Meydan yalnız Aslan'a kalmalı. Hem Gazze'yi alacağım, hem beyleri vermeyeceğim dedin. İkisinden de oldu. Bu ne rahatlık? Hiçbir şey olmamış gibi karşımda duruyorsun. Victoria, bu kadar sinir kendine zarar. Bir şey olmadı zaten. Gazze'yi alacağım. Mülhem öldü. Artık Fatimilerin desteği de yok. Onlarla ittifakı kaybedersek ne olur? Fatimiler muhakkak Mülhem'in intikamını almak isteyeceklerdir. Ayrıca zengilerin daha fazla büyümemesi için bizimle ittifak yapmak zorundalar. Nasıl yapacaksın bunu Bernard? Senin Trablus'tan getirttiğin ordu bile Gazze'yi almaya yetmez. Savaşmadan alacağım zaten Gazze'yi. Karategin'i Arslan Şah öldürttü. Yeğeni elimde. Bu kozla Arslan Şah'ı Nurettin'in üstüne salacağım. Gazze'yi alacak ve avcuma koyacak. Bugüne kadar herkes satranç tahtasındaki taşlarını öne sürdü. Sıra benim hamlemde. Victoria. Sana bu toprakları terk et demiştim. Önce Gazze'yi kalleşçe işgal ettin. Şimdi de obayı zapt etmeye kalkarsın. Gazze'yi kalleşçe alan sizlersiniz. Ben beyleri kurtarma derdindeyken siz Gazze'yi işgal etme derdindeydiniz. Obayı ben zapt etmedim. Börüler sana değil, bana saygı duydukları için geldim. Karategin üzerinden beyleri kendi sapına çekmeye çalışırsın. Daha ortada naaşı bile yoktur. Kurt yuvasına akbaba gibi çökemezsin. Karategin öldü İsmet Hatun. Bu guri inadın hakikati değiştirmeyecek. Bana değil, bunlardan hesap soracaksın. Biz beyleri kurtarırken bunlar Karategin'i bile kurtaramadı. Onun ölümüne sebep bunlardır. Bu obadan elini çekip topraklarına defolup gideceksin. Yoksa bu toprakları sana mezar ederim. Börüler de, beyler de gayrı arkamdadır. Ne yapacaksın? Onları da mı öldüreceksin? Melik Arslan Şah davasında haklıdır Sultan Nurettin. Ona çekilen kılıç bize de çekilmiş sayılır.
bilesin. Karatekin'i vuran adama dair bir haber geldi mi? Gelmedi emirim. Oğlum, Franşah temize çıkmış. Yine Gazze şahnesi olmuş. Hak yerini buldu ona. İki kardeş omuz omuza verip muvaffak oldunuz. Allah sizi derste de derman eylesin birbirinize. Amin. Ama beyleri Aslanşah kurtarmış. Onlar da onun safına geçmiş. Sadece beyler değil, börüler de Aslanşah'ın tarafına geçti. Börüler niye böyle bir şey yapmış ki? Karatekin'den ötürü. Ne olmuş Karatekin'e? Kurulmuş da. Öldü mü? Henüz bir malumat yok. İyilik daha yeni temin edilmişti. En kısa sürede bir hal çaresi bulunmazsa Aslanşah da beyler de bize pek düşman aratmaz. Sultanımız bu meseleyi halledecek. Ben de Karatekin meselesini çözeceğim. Karatekin'i bilmediğimiz birileri vurdu. Eğer altındaki bu sırrı öğrenirsek bütün düğümler çözülecektir. Haydi. Siz birbiriniz... ...güzel kılıç... Odegaard. Le ballon pour Leroy Sané. Et c'est pour Oyarzabal. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Et elle est sous pression là. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Et ça joue sur Martin Odegaard. Et ça joue sur Wirtz. Ouais, super, sans commettre de faute. Kim efela vurur öyle böyle. Ne var? Batman'ın tek kaldığı bak kalesi. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Un bon contre à jouer peut-être. Rafael Leao. Le chrono tourne, évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. Ballon pour Carvajal. Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Ah, ça c'est une tête qui passe très loin. Modric. Avec Rafael Leao. Söndüm sonra eleyin, değil mi? Tamam, yapak böyle hala. Du soutien là pour attaquer. Dani Carvajal reçoit le ballon. Pour Leroy Sané. Elle centre en retrait dans la surface. Et ballon renvoyé par la gardienne, c'est pas fini. Et le danger encore présent. Et c'est fait, c'est au fond. Et c'est sans doute le but qui vient sceller la rencontre. Et c'est là-dessus donc que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Une mauvaise opération, surtout à domicile. Ah, monsieur, 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 monsieur.
silahla sizinle. İşte, işte seni ağız tadıyla Kızıltamı'ya yollayacağım. Sonra deniklerini. Hadi haydi. Buraya kadar mı çıkartayım? Karatekin'i buranın peşinden gideceğiz. Haydi. Selahattin. Çabuk yakalayıp gebertin şunları. Oradalar. Yakalayın. Elisa. Biz Karatekin'i buranların peşinden gidip altındaki oyunu öğreneceğiz. Çabuk. Berat Yavru peşimizde. Eğer ki bizi yakalarsa Karatekin'i vurduğumuz ortaya çıkacak. Burada ayrılıp biz dağıtacağız. Haydi. Selahattin de adamlarımızı aşarsa Karatekin'i vuranların peşinden gidecektir. Onlardan önce bulup öğrenmeliyiz bunun altındaki oyunu. Siz ikiniz çabuk diğer askerleri bulun. Herkes ormana dağılsın. Karatekin'i öldüreni bulmadan dönmek yok. Çabuk! Emredersiniz. Emredersiniz. Oh.
Karatekin'i hemen obasına götürün. Ben de Karatekin'i vuran hainin peşinden gideceğim. Beyler, kurtuldunuz çok şükür. Senin ne işin vardır burada? Beyleri kurtarmak için tertip kurduk. Onların peşindeydik. Sizin kuracağınız tertipten ne ola ki? Neyse ki biz yetiştik de beyleri düşmanın çemberinden söküp aldık. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden az kalsın beyler can verecekti. Melik Aslan Şah haklıdır. O yetişti bize. Ender vaktimizde sizi yanımızda göremedik. Etmeyin beyler. Karatekin delilik etmese biz kurtarmıştık sizi zaten. Karatekin nerededir? O niye yok? Başka yöne gitmişti. Onu da bulsak iyi olur Melik Aslan Şah. Zira bize çok faydası dokundu. Merak eylemeyin. Askerlerimi bulmaya gönderdim. Muhakkak da Karatekin'i bulacaklar. Evvela biz Gazze'ye varacağız. Size bunu yapan Haçlılardan ve dar vakitte yarı yolda koyanlardan hesabını soracağız. O yüzden çekil önümüzden. Hadi be. Hadi. Karatekin'i bulasın. Hadi. Bizimkiler Gazze'yi almaya çalışırken Aslan Şah yetişirse bütün tertibat mahvolur. Tez Emir Selahattin'e haber etmemiz lazım. Haydi. Hadi. Aslan Şah'ın bütün askerlerini esir alın. Bunlara dair ne varsa hepsini yok edin. Direnme. Hadi. Hain! Seni adam sayıp yanına aldı Aslan Şah. Meğer onu sırtından vurmak için yamanmışsın. Kalleşliği yapan Aslan Şah'ın kendisiydi. Biz de ona anladığı dilden karşılık verdik hepsine. Aslan Şah bunu yanınıza bırakmaz. Beni esir alarak mı onu durduracaksınız? Gerekirse onun için ben canımı veririm. Fuat Şah. Bize kadınlar üzerinden iş yapmak yaraşmaz. Zaten askerlerine esir almışız. Salalım da Mert Bey bize sadakası olsun. Doğru dersin Aslı. Var git. O Aslan Şah'a Gazze'yi geri aldığımızı söyle. Eğer buraya gelmeye kalkarsa bütün askerlerini öldürürüm. Kendisi de bu kanda boğulur. Haydi! Orada! Dur kaçma! Dur! Ben kör olsun gavurlar. Kaçma! Bütün askerlerimiz de harekete geçti. O herif bu ormandan çıkamayacak. Haydi it ver. Ben arkana bel bulacağız o kalleşi. Gel. Hadi. Ya. Hadi. Ya. Oh! İşte Karatekin'imizi bulması için gönderdiğim aslanlardan biri. Buldun mu Karatekin'imizi? Bulduk Melik'im. Hem kurtaracaktık ki Bernat'ta adamları geldi. Karatekin'i öldürdüler. Nasıl olur bu?
Karatekin 9 canlıdır. Kolay kolay can teslim etmez o. Emin misin Karatekin'in öldüğünü aslanım? Eminim Melik. Gözlerimle gördüm. İki ok yedi ve uçuruma düştü. Karatekin bizim için canını ortaya serdi. Onun intikamını almak boynumuzun borcudur. Yiğidimizin kanını yerde kovmak erle sığmaz. Hele sabredin beyler. Bir gazeye varalım. Bernard'dan yiğidimizin intikamını alacağız. Aferin aslanım. Karatekin'i öldürdüğünüze göre böyle obası da elimize geçecektir. Gökçiçeğim buna bayılacak. Şimdi Temur'a haber gönder. Derhal Gazze'ye gelsin. Hadi. Temur yok Melik. Ne demek yok? Bizi yakalamak için peşimize düşmüşler. Temur'la yollara ayırdık. Ondan öyle haber yok. Temur yakalanırsa oyunumuz açığa çıkar. Bütün tertimiz de mahvolur. Yanına birkaç asker al. Temur'u da bulmadan geri dön. Haydi. Karatekin buraya düşmüştü. Nerede bu? Yerde kan izleri var ama kendisi yok. Bizleri mi götürdü? Kim alıp götürecek? Bizden başka gören olmadı uçurumdan düştüğünü. Etrafa dağılıp bakalım. Haydi. Sen Arslan Şah'ın yeğenisin. Neden vurduktu Karatekin Arslan Şah? Mezur olursun sen. Biz kimseyi öldürmedik. Neden kaçıyorsun o zaman? Karatekin'i oklayan sizsiniz. Arslan Şah Karatekin'i neden öldürmek istiyor? Gerizekalı. Niye öldürmüş bunlar Karatekin'i? Arslan Şah'ın büyük bir oyun peşinde olduğu belli. Bunu konuşturunca öğreniriz. Bağlayın şunun elini kolunu. Kudüs'e gidiyoruz hadi.
Beyleri kurtarabildiniz mi? Aslanşah, beyleri bizden evvel kurtardı. Lakin Karatekin aralarında yoktu. Karatekin'i buldular. Çurumdan düştü. Ah Karatekin ha. Bir rahat durmadın. Canından doldun sonunda. Bernard değildi yapan. Karatekin'in hain dediği yakınımızdan birileri. Mani olacaktık ama başlar engel oldu. Aslanşah, beylerle beraber gazeye gider. Ben sana onu söyleyecektim. Turanşah'la atsız gazeye alacaktı. Aslanşah saldırabilir. Benim hemen mani olmam lazım. Serhat gazilerini uçuruma göndermiştim. Karatekin'i alıp obaya getirsinler diye. Sayıları azdır. Sen onlarla git. Siz de Karatekin'i vuranın izini sürmeye devam edin. Bu işin altında büyük bir oyun var. Ucu bize dokunmadan çözmemiz lazım. Haydi. Ya! Hayrola hatun, ne işin vardır burada? Zenginler Gazze'yi aldılar. Sen ne dersin hatun? Nasıl oldu bu? Yoksa Nurettin mi saldırdı ordusuyla? Dışarıdan değil, içeriden vurulduk. Meğer Turanşah bilerek girmiş aramıza. Selahattin'le beraber oyun kurmuşlar. Alçaklar. Görür müsünüz beyler? Biz sizi kurtarmaya çalışırken zengilerin derdi Gazze'ymiş. Sizi içe saydıkları buradan belli. Bizi de sırtımızdan vurmuşlar. Meğer birlik üzerine söyledikleri bütün laflar Gazze içinmiş. Bunların birlik oyunları buraya kadarmış. Şimdi birlik olacağız, onları ezeceğiz. İhanetin bedelini de onlara ödeteceğiz. Gazze'ye gidiyoruz. Gazze yeniden ele geçirilmiş sultanım. Ya beyler? Onlardan hala haber yok. Arslanşah Gazze'yi aldığımızı öğrenince rahat durmayacaktır sultan. Tedbir almak icap eder. Ben tedbirimi çoktan aldım. Arslanşah Gazze'nin gölgesine bile adımını atamayacak. Oh, Gazze'ye bir adım dahi atamazsın gayrimelik Aslanşah. Ardından gelen ordunu da al ve geri dön. Gazze'yi benden kalleşçe aldınız. Ben bunun hesabını size sormaz mıyım? Kalleşliği? Başta sen yaptın. Gazze'ye bundan böyle kılıçlarımız bent olmuştur. Bundan gayrı sadece kılıçlar konuşacak. İndirin kılıçları. Tek bir damla kan dökerseniz sizi yaşatmayız. Thank you.
Karategin'i vuran Arslan Şah'ın yeğeni Temur'muş demek. Bernard'ın elinden alıp Emir Selahattin'e götüreceğiz. Haydi. Tam da tahmin ettiğin gibi. Selahattin adamları her yere pusulanmış. Seni Selahattin'e bıraksam önce konuşturur, sonra öldürür. Hiç merak etme. Kimse alamaz seni benim elimden. Senin üzerinden en büyük oyun kuracağım. Biz beyleri kurtarırken sen Gazze derdine düşmüşsün. Bir de beni yıldıracağınızı mı sanıyorsunuz? Biz de beyleri kurtarma derdindeydik. Bizden evvel kurtarmış olman bir şey değiştirmez. Madem beyleri kurtarma derdindeydiniz, neredeydiniz o vakit? Karategin'i kurtaracaktım, onun peşindeydim. Ama Karategin ölmüş. Ben bunca beyleri kurtarma derdindeyken siz Karategin'i bile kurtaramadınız. Beceriksizliğinizle üste mi çıkmaya çalışırsınız? Birlik nutuklarınıza inandık ama işiniz bitince bizi yalnız bıraktınız. Doğru zamanda sizden bize uzanan bir el göremedik. Melik Arslan Şah da doğru söyler. Bir Karategin'i bile kurtaramamışsın. Karategin'i Bernard değil başkaları vurdu. Kim olduklarını da er geç aşikar edeceğim. Kardeşiyle bir olup bize kalleşlik yapan bu adamı daha fazla konuşturacak mısın bey? Biz kan dökülsün istemeyiz. Lakin Gazze'ye saldıracak olursanız canınızı almaktan da çekinmeyiz. Bırak Melik Arslan Şah. Onlar Gazze'yi aldılar ama bizi kaybettiler. Aslanın pençesinin inini söküp aldık diye sevinmeyin. Pençesi bir kat daha bileylendi. Aslanın pençesini size öyle bir indireceğim ki yerle yeksan olacaksınız. Gazze Arslan Şah'tan geri alınmış abla. Gazze alındıysa beyler ve Karategin'i de kurtarmışlardır. Vallahi ağabeyimden hala haber yok. Bu nasıl iştir? Gazze'yi alırlar ama Karategin yok. Bu vaziyet beni işkillendirdi. Eğer bu sefer de Karategin dönmezse Sultan Nurettin'e bırakmam, kendim gerekeni yaparım. Anlat. Neden öldürdünüz Karategin'i? Benim sana anlatacak bir şeyim yok. Öyle mi? Öyle. Belki bu konuşmana yardımcı olur. Ah!
Anlat. Ben bir şey bilmiyorum. Arslan Şah Karategin'i neden öldürdü? Ben bir şey bilmiyorum. Madem anlatacak bir şeyin yok, o zaman o dil sana fazlalık. Açın şunu Nazım'ı. Tamam dur. Dur tamam dur. Tamam tamam tamam. Anlatacağım. Tamam. Anlatacağım. Gazze'yi bıraktık. Bıraktık ama şimdi nereye gideceğiz? Bernard'dan intikam almadan yurtlarımıza da geri dönmeyiz. Biz kendi başımızın çaresine bakarız Arslan Şah. Bundan gayrı hep biriz beyler. Anca beraber kanca beraber. Merak eylemeyin. Böyle obasına gideceğiz. Oraya yerleşeceğiz. Ve hep beraber intikamımızı alacağız. Ve haydi hazırlanma vaktidir. Bey. Böyle obasına nasıl gideceğiz? Nurettin tehdit etti. İsmet Hatun orada. Hatun, biz boşuna mı öldürdük Karategin'i? Börüler şimdi Karategin'i kurtaramayan zeygilere köperecekler. Ve hepsi bizim yanımızda duracak. Bırak onlar Gazze'yle buna dursun. Biz börülerle beyleri arkamıza alıp yumruk olacağız. Ve daha sonra o yumruğu zengilerin tepesine vurup yerle bir edeceğiz. Allah'ın yardımı ve bileğinizin gücüyle Gazze yeniden bizim oldu. Kılıcınızla zeval gelmesin. Sultan Nurettin olanlardan haberdardır. Gazze şahnesi olarak vazifene devam edeceksin yeğenim. Gazze'de nizam ve emniyet sağlanana kadar Turan Şah'ın yanında kalacağız. Emir efendim. Aslan Şah çekildi. Ama rahat duracak bir adam değil o. Hele ki ona ettiğimiz bu oyundan sonra bize karşı iyice bilenecektir. Biz birlik için onca çabalamışken Aslan Şah beyleri arkasına aldı. Düşman dururken şimdi bizim üstümüze yürüyecekler. Gayrı biz yapacağımızı yaptık. Bu mesele bizi aşar. Sultana dayanır. Olan biten her şeyi sultana anlatacağız. Ona göre tertip alacağız. Karategin mi o? Aslan Şah. Albus, atları topla. Feyakuz'da kalın. Hey! Gazze'yi işgal ettikten sonra ne cüretle buraya gelirsiniz? Bilmez misiniz ki bu toprakların bir karışı dahi size haramdır? Öz yurdumu haram etmek senin haddini aşar. Gazze'den sepetlendikten sonra mı ana yurdun oldu? Varın gidin kendi ininize. Gazze'yi kalleş aldılar elimizden. Ama o kalleşlerin yapamadığını biz yaptık. Beyleri Haçlıların elinden kurtardık. Karategin. Karategin nerededir? Karategin nerededir dedim. Thank you.
Karatekin öldü. Buldunuz mu Karatekin'in aşını? Düştüğü yere baktık ama yok. Kan izleri var sadece. Etrafa da baktık bulamadık. Allah Allah, nerede bu cansız herif? Yukarıda bazı izlere rastladık. Karatekin'e dair olabilir bu izler. Takip edeceğiz, haydi. Yürü. İnanmam. Yalan söylersin. Karatekin ölmedi. Öldüğüne en yakın şahit Selahattin. İnanmazsan gider ona sorarsın. Ey börüler! Ey benim bahtsız obam! Zengiler verdikleri söze rağmen beyleri kurtaramadı. Ama Melik Aslan Şah kafirin elinden sağ salim aldı. Onların tek derdi Gazze'ydi. Karatekin de onların sorumsuzlukları yüzünden öldü. Biz bunca beyi kurtarırken Selahattin bir Karatekin'i kurtaramadı. Sorarım size, bir beyinizi bile kurtaramayan bu zengilerin yanında durmak mı evlattır, yoksa bizim yanımızda mı? Melik Aslan Şah haklı. Güya Sultan Nurettin kısmımızdı ama verdiği sözü tutamadı. Karatekin Bey onlar yüzünden öldü. Doğru der. Evet, doğru der. Onlar yüzünden öldü. Doğru der. Yok, Aslan Şah haklı. Doğru der. Doğru der. Onlar yüzünden öldü. Sükut edin. Daha Karatekin'in ölüsü dahi yoktur ortada. Ölüsünü görmeden inanmam. Vurulup uçurumdan düşmüş. Selahattin de görmüş mü? Biz de isterdik yiğit Karatekin yaşasın. Ama öldü. Gayrı umudu kesin. Gayrı obalılar da bizim arkamızdadır. Bundan böyle bu obada bizim hükmümüz yürüyecek. Yiyeceklerimi iyi belli. Sizi Nurettin bile kurtaramayacak. Hizmet at. Ağabeyimin cenaze hazırlıkları için başlayalım mı abla? Ortada cenaze mi var ki hazırlık olsun? Albaz! Atları topla. Karatekin'i bulun, buraya getirin. Ölüsünü görmeden yasını tutmam. Biz de o vakit aramaya gidelim abla. Biz gitmeyeceğiz. Bu aslan görünümlü sırtlana bu obayı bırakmayacağız. Herkes işinin başına. Hadi! Ah Karatekin, ah! Bu deliliklerinin bir gün canına sebep olacağı belliydi. Karatekin kendini vuran kişiye hain dedi sultan. Bunun altında büyük bir oyun vardır. Serhat gazilerin vuran kişinin peşindedir. O beylere de yazıklar olsun. Biz onlar için nice gayretler sarf edelim,
onlar Arslan Şah'ın safına geçsin. Arslan Şah onları arkasına alıp büyük bir hamleye kalkışacaktır. Gel. Sultanım, Melik Arslan Şah beylerle beraber böyle basına gitmiş. Bak, görür müsün? Ben ona topraklarımı terk et dedim, o gitmiş obaya. Arslan Şah'ın hamlesi belli oldu sultanım. Obayı zapt edip beylerle birlikte üzerimize yürüyecek. Gayrı Arslan Şah'ın hesabını kökten halletmenin vakti geldi. İmat, tez askerleri hazırla, obaya gidiyoruz. Emredersiniz sultan. Sultan, ben de karatekini vuran kişinin meselesiyle alakadar olacağım. Bunun altındaki oyun hepimize dokunacaktır muhakkak. Eğer bunu çözersek oyunlarını başlarına yıkarız. Tamam Selahattin. İsmet Hatun'un kardeşi Karategin ölmüş. Ah vah. İyi bir delikanlıydı. Bize de vaktiyle çok yardımı dokunmuştu. Allah rahmet eylesin. Karategin obasının beyiydi. O ölünce İsmet Hatun obasının iplerini bırakmaz gayrı. Sizin de dert ettiğiniz mesele bu mu? Ölenle ölünmez. Elbette ki yaşayanları düşüneceğim. Hem İsmet Hatun nicedir saraya dönmüş olmalıydı. Ben gayrı gitmeliyim. Hem taziyede bulunacağım, hem de İsmet Hatun'u alıp getireceğim. Böyle adamın hayattan gidecek hali yok ya. Kim götürmüş, nereye götürmüş lan? Antep'le? Ne işiniz var burada? Beyimizin ölüsünü almaya gideriz. Beyinizin ölüsü orada değil. Ya nerededir? Biz de onun izini süreriz işte. Siz de arayın. Boşuna gitmeyin oraya. Ormana dağılacağız. Arayacağız. Haydi. Bunlar da geldiğine göre Karatekin veri obasında da görülmemiş. Nasıl bir iştir? Çetin bir iştir. Altında anlamadığımız şeyler olabilir. Siz vaziyeti Emir Selahattin'e haber edin. Biz de izi sürmeye devam edeceğiz. Hadi. Pençenin kudretini gösterince nasıl da gölgesinde toplandılar. Hele biz obayı ele bir geçirelim. O vakit Kudüs'ü fethedene dek yürüyeceğiz hatun. Alem-i İslam'ın en kudretli hükümdarı kimmiş herkes görecek. İsmet de çırpınıp durur Karategin gelecek diye ama nafile. O Karategin denilen hınzırın cesedi bir an evvel geleydi iyiydi. İnşallah bir terslik çıkmaz. Her şeyi onun ölümünün üstüne kurduk. Selahattin bile şahit dedin uçurumdan düştüğüne. Çoktan cehennemin dibini boylamıştır o imansız. Gel burada daha dönmedi. Allah vere de yakayı kaptırmaya. Yeter gayrı bey. At şu gamın kasveti içinden. Temur ele geçse çoktan haberi gelirdi. Elbet sağ salim gelecek. Beyleri de börüleri de avucumuza almışken gayrı kükremenin vaktidir.
İsmet'le Nurettin yerle yeksan olmalı. Meydan yalnız Aslan'a kalmalı. Hem Gazze'yi alacağım, hem beyleri vermeyeceğim dedin. İkisinden de oldu. Bu ne rahatlık? Hiçbir şey olmamış gibi karşımda duruyorsun. Victoria, bu kadar sinir kendine zarar. Bir şey olmadı zaten. Gazze'yi alacağım. Mülhem öldü. Artık Fatimilerin desteği de yok. Onlarla ittifakı kaybedersek ne olur? Fatimiler muhakkak Mülhem'in intikamını almak isteyeceklerdir. Ayrıca Zengilerin daha fazla büyümemesi için bizimle ittifak yapmak zorundalar. Nasıl yapacaksın bunu Bernard? Senin Trablus'tan getirdiğin ordu bile Gazze'yi almaya yetmez. Savaşmadan alacağım zaten Gazze'yi. Karatekin'i Arslan Şah öldürttü. Yeğeni elimde. Bu kozla Arslan Şah'ı Nurettin'in üstüne salacağım. Gazze'yi alacak ve avcuma koyacak. Bugüne kadar herkes satranç tahtasındaki taşlarını öne sürdü. Sıra benim hamlemde. Victoria. Sana bu toprakları terk et demiştim. Önce Gazze'yi kalleşçe işgal ettin. Şimdi de obayı zapt etmeye kalkarsın. Gazze'yi kalleşçe alan sizlersiniz. Ben beyleri kurtarma derdindeyken siz Gazze'yi işgal etme derdindeydiniz. Obayı ben zapt etmedim. Börüler sana değil, bana saygı duydukları için geldim. Karatekin üzerinden beyleri kendi sapına çekmeye çalışırsın. Daha ortada naaşı bile yoktur. Kurt yuvasına akbaba gibi çökemezsin. Karatekin öldü İsmet Hatun. Bu guri inadın hakikati değiştirmeyecek. Bana değil, bunlardan hesap soracaksın. Biz beyleri kurtarırken bunlar Karatekin'i bile kurtaramadı. Onun ölümüne sebep bunlardır. Bu obadan elini çekip topraklarına defolup gideceksin. Yoksa bu toprakları sana mezar ederim. Börüler de, beyler de gayrı arkamdadır. Ne yapacaksın? Onları da mı öldüreceksin? Melik Arslan Şah davasında haklıdır Sultan Nurettin. Ona çekilen kılıç bize de çekilmiş sayılır. Bilesin. Karatekin'i vuran adama dair bir haber geldi mi? Gelmedi emirim. Oğlum, Franşa temize çıkmış. Yine Gazze şahnesi olmuş. Hak yerini buldu ona. İki kardeş omuz omuza verip muvaffak oldunuz. Allah sizi derde de derman eylesin birbirinize. Amin. Ama beyleri Aslan Şah kurtarmış. Onlar da onun safına geçmiş. Sadece beyler değil, börüler de Arslan Şah'ın tarafına geçti. Börüler niye böyle bir şey yapmış ki? Karatekin'den ötürü. Ne olmuş Karatekin'e? Kurulmuştu. Öldü mü? Henüz bir malumat yok. Birlik daha yeni temin edilmişti. En kısa sürede bir hal çaresi bulunmazsa Arslan Şah da beyler de bize pek düşman aratmaz. Sultanımız bu meseleyi halledecek.
Ben de Karatekin meselesini çözeceğim. Karatekin'i bilmediğimiz birileri vurdu. Eğer altındaki bu sırrı öğrenirsek bütün düğümler çözülecektir. Haydi. Siz birbiriniz... Güzel kılıç... اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في خبر جديد. ضجة كبرى تلك التي عرفتها بلجيكا خلال نهاية الأسبوع الماضي وتلت ما اعتبرت هجمة عنصرية تعرض لها نائب ذو أصول مغربية خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج الحوارية التلفزيونية بالبلاد. وتفصيلا في الموضوع، شارك النائب البرلماني نبيل بوكيلي في البرنامج الحواري غونديفو التي تبثه قناة RTL TVI إلى جانب السياسي بيير إيف جيهوليه المنتمي إلى حركة الإصلاح لمناقشة مجموعة من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلجيكيين في ظل الاستعدادات الجارية. وفي ثنايا نقاش السياسيين حول موضوع اللباس بالأماكن العامة، خاطب جيولي النائب ذا الأصول المغربية بحدة قائلا: إذا لم يعجبك ذلك فلا يتعين عليك البقاء في بلجيكا، متابعا: لا تأتي وتعطينا دروسا هنا ببلجيكا. وعاد البوكيلي للدفاع عن نفسه وعن تصوره للموضوع أمام جيولي قائلا: إلى أين تريدني أن أذهب؟ لا ينبغي أن يكون الحجاب سببا للتمييز، إذ إن بريطانيا مثلا تسمح بارتداء الرموز الدينية في العديد من الوظائف. فأم لا ما يجب على النساء ارتداؤه ينطبق على أفعال إيران؟ بدوره لفت جيولي إلى أنه مناصر لحياة الدولة وبالتالي معارضة الحجاب في الخدمة العامة للبقاء ببلجيكا هو ما تمت قراءته على أنه خطاب يمني متتع تجاه المهاجرين خصوصا القادمين من الدولة المغاربية والمتقلدين المسؤوليات السياسية بالبلاد. وأمام تصنيف كثير من السياسيين البلجيكيين هذه الواقعة على أنها خطاب خارج عن مبادئ العمل السياسي والقيم الإنسانية، دخل حزب العمل البلجيكي RTB الذي ينتمي إليه البرلماني ذو الأصول المغربية نبيل بوكيلي على الخط، معتبرا أنها تصريحات المعني ليس لها مكان في مجال السياسة، مطالبا جيولي بالاعتذار. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.